Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. Barış Ayhan yayınlarından ikinci derece denklemle ilgili mükemmel bir soru. Sorumuz şu: PVM bir tam sayıdır. X kare artı 2px artı n eşittir 0 denklemini kökleri. X kare eksi nx artı p artı 8 denkleminin köklerinin karesidir diye soruyor. Burası önemli arkadaşlar. P'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Yani şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bunun denkleminin kökleri x1 ve x2 ise o zaman bunun kökleri x1'in karesi ve x2'nin karesidir arkadaşlar. Peki şimdi bunun kökleri x1 ve x2 ise kökler toplamını yazıyorum. X1 artı x2 eksi b bölü a'dan n ve kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a'dan p artı 8. Yine aynı şekilde bu denklemin kökleri diyeceğiz ki x1'in karesi artı x2'nin karesi eksi b bölü a'dan eksi 2p ve x1'in karesi çarpı x2'nin karesi eşittir ne olacak? N olacak. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Bu kareleri çarpımı daima pozitif olacağından n kesinlikle pozitiftir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sonra şöyle bir hareket ediyoruz arkadaşlar. Ben şurada her iki tarafın karesini alırsam birincinin karesi x1'in karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir n kare olmuş olur. Ve ben burada x1'in karesi artı x2'nin karesi yerine eksi 2p yazarsam, bakın burada var, eksi 2p yazıyorum, artı x1 çarpı x2 yerine de p artı 8 yazıyorum, 2 katı 2p artı 16 olur eşittir n kareden. Burada artı 2p eksi 2p'yi götürür, n kare 16 ise n ya eşittir 4 veya n eşittir eksi 4. Biraz önce şu uyarıyı yapmıştık arkadaşlar. X1'in karesi çarpı X2'nin karesi n ise n kesinlikle ve kesinlikle pozitif olacak. O zaman negatif değeri almıyoruz. Peki ne bulduk arkadaşlar? N'i 4 bulduk. O zaman ben burada yerine yazıyorum. Diyorum ki X1'in karesi çarpı X2'nin karesi 4'tür. N yerine 4 yazıyorum. Yani buradan 2 tane durum çıkacaktır. O zaman X1 çarpı X2 ya 2'dir veya X1 çarpı X2 eksi 2'dir. Peki X1 çarpı X2 neydi? P artı 8. O zaman P artı 8 ya 2'dir. Yani P buradan eksi 6 gelir. Yine aynı şekilde P artı 8 eşittir eksi 2 ise P eşittir eksi 10 gelir. E bizden ne istiyor? P'nin alabileceği değerler toplamı. Eksi 6 burada. Eksi 10 burada. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar, toplam eksi 16 eder. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Umarım faydalı olmuştur. Video beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. Kanalıma destek olduğunuz için, abone olduğunuz için teşekkür ederim. Ayrıca bir çekilişimiz var. Kitap hediyesi yapıyoruz. Ona da katılırsanız Kerim Hoca ile Matematik Instagram sayfasından katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.